Amerika'nın Ankara Büyükelçiliğine 6 el ateş edildi. 3 mermi farklı noktalara isabet etti. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. Olay pazartesi günü saat 5.30 sularında yaşandı. Seyir halindeki beyaz renkte bir araç içinden kimliği henüz tespit edilemeyen şahıs ve şahıslar tarafından ateş açıldığı belirtildi. Aracın daha sonra Cinnah Caddesi'ne doğru gittiği tespit edildi. Yapılan ilk incelemeler sonucunda sıkılan 6 mermiden 3'ünün farklı noktalara isabet ettiği kaydedildi. ABD'nin Ankara Büyükelçilik binası önünde ateş açıldı. Kurşunlardan biri güvenlik görevlilerinin bulunduğu noktaya isabet etti. Diğer 2 mermi ise elçilik binasının girişindeki demir kapıya geldi. Mermi kovanları incelemeye alındı. Can kaybı ya da bir yaralanma yok. Olayla ilgili açıklama yapan Büyükelçilik herhangi bir yaralanma olmadığını ifade etti. Bu sabah erken saatlerde Amerika Büyükelçiliğinde bir güvenlik olayı yaşandığını teyit ediyoruz. Herhangi bir yaralanma bildirimi almadık ve ayrıntıları araştırıyoruz. Türk polisine hızlı bir şekilde yanıt verdiği için teşekkür ederiz. Valilikte konuya ilişkin yaptığı açıklamada olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Hükümet kanadından da peş peşe açıklamalar geldi. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, olayın bir kaos yaratma girişimi olduğunu savundu. Bu açıkça bir kaos yaratma girişimidir. Türkiye güvenli bir ülkedir ve bütün yabancı misyonlar kanunların güvencesi altındadır. Olay soruşturulmaktadır ve en kısa sürede aydınlatılacaktır. AKP sözcüsü Ömer Çelik de olayın bir provokasyon olduğunu söyledi. Türkiye'de görev yapan yabancı misyonlar, büyükelçilikler devletimizin güvencesi altındadırlar. Diplomatik faaliyetini yürütenler milletimizin misafiridirler. Her türlü güvenliklerinin sağlanması konusunda azami hassasiyet gösterilecektir.